ezan okutacağını söylemesinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Görmez bir açıklama yaparak ezanın sevgili peygamberimizin ilk mescidi inşa ettiği günden bugüne kadar bütün zamanlarda, bütün coğrafyalarda Müslümanların tümünün ortak inancının sembolü ve simgesi olduğunu, ezan-ı Muhammedi'nin her kelimesinin ve cümlesinin şiair-i İslamiye'den olduğunu, yani dünya var oldukça Müslüman olma bilincimizi ve Müslüman kalma şuurumuzu diri tutacak ve kaybolmayacak bir sembol olduğunu söylemiş. Bu nedenle farklı dilde bir ezanın kabul etmenin mümkün olmayacağını belirtmiş. Fransızca ezan olmaz. İtalyanca ezan olmaz. Fransızca ezan okunsa biz anlamayız ne olduğunu. Fransa'ya gitsek hoparlörden bir ses geliyor. Ne bilelim biz onun ezan olduğunu? Evet. Tek ortak bir ezan olması lazım ki biz onu duyduğumuzda ha burada cami var ezan okunuyor diyelim değil mi? İnşallah. İtalyanca ezan okunsa biz nasıl anlayacağız? Arapça olması lazım ezanın ki ortak lisan herkes anlasın. İnşallah hocam. İnşallah. Nitekim Mehmet Tezkan isimli yazar da bu söylediğinizi duyması gerekiyor. Çünkü o da aynı şekilde şöyle söylemiş. Ha Türkçe okunmuş, ha Kürtçe okunmuş, ha Almanca bir şey fark etmez diyor. Bu yobazlık neden diye sormuş. Kim bu? Mehmet Tezkan. Milliyet'te yazıyor. Resmini göster bakayım. Tanıyor musun sen bunu? Ya birkaç yazısını burada gündeme getirmiştik. Fazla tanımıyorum bu kadar. Kardeşim şimdi mesela Afrika dilinde adam ezan okursa anlamayız. Kişvahili dilinde okursa anlamayız. Olmaz. Arapça olursa anlaşılır. Tek bir ses olması lazım. Tek bir anlayış. Tabii inşallah. Mesela Hristiyanlarda çan vardır. Çan sesini duydum adamlar gider. Dünyanın neresi neresi giderse gitsin çan sesi. Ama çan sesi değil de mesela başka bir ses olmuş olsa gitmez adam. O çan sesine göre kendini eğitmiş. Mesela Musevilerde boru çalınır. O ona göredir. Davet sesi olarak. Müslümanlarda da ezandır. Ortak sestir. O şekilde anlaşılır. Bu uslup dar düşüncenin uslubu. Evet hocam. Kısır düşünce yani. Evet. İnşallah.